Çok teşekkürler, çok teşekkürler. İşte dördüncü yarışmacı bu Suriye Hanım'la birlikteyiz efendim. Nasılsınız? İyiyiz, heyecanlıyız. Heyecanlıyız değil mi? Cenk Bey'in çaktığı 9400'lük çıta. Ne yazık ki iki yarışmacımın birden ayaklarına takıldı. Pat pat devriliverdiler. Ama hayır, güzel performanslar. Evet. Kabul etmek lazım. Bir yenisi sırada diyor Huriye Hanım. Katılır mısınız? Umarım. Yani ayağımda taşlar takılmadan. Geçenlerden olurum. Bir 9800 beklerim ben sizden aslına bakarsanız. Bakalım. Derdi Özge Hanım çeksin. Hı? İnşallah diyelim. İnşallah. Sonuçta sınır, hayale sınır yok. İnşallah. Başlıyorum. Buyurun, geliyor. Asetik asit, sitrik asit içeren besinlerdeki temel tattır. Ekşi. Çok güzel. 400 puanla başladık. Dikkatli olalım efendim. Bunu da rahat çözeceğinize eminim ama biraz özümsemek lazım soruyu. Faili aynı kişi olan bir dizi cinayeti nitelerken kullanılan seri. Nedir? Seri. Seri cinayetler 400 puan değerinde. İşte bahsettiğim, korkuyorum korkuyorum diye altını çizdiğim soru. Bir hayvancağızın adı belli bir bölgede yaşıyor. Onu söylememiştim, şimdi söylüyorum. Avustralya yaban köpeğinin adıdır efendim bu. Bildiğimiz bir hayvan mı? Avustralya'daki yaban panda köpeği. Panda demeyin canım, yaban köpeği. Köpeği. Panda ayı. Harf alayım, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Koalasını... İşte bilmem nesini biliyoruz da bu kelime de bize yabancı değil aslına bakarsanız. Bir deyimde geçiyor. Birinin ismi olarak geçiyor. Dingo. Nedir? Dingo. Sizin o pratik zekanıza kurban. Vallahi maşallah ya. İpucuya teşekkürler. Bir isim dedim yalnızca. Bravo, tebrik ederim. Buyurun yenisi gelsin. Bu zıpır bir soru. Tembel salatası. Piyaz mı? Tembel salatası. Piyazın neresi tembel salatası? Ne kadar uğraştırıyor piyaz. Bu uğraşmadan... Çoban. Çoban? Çoban. Değil. Ah. Tembeller için bir salata türü demedim. Tembel salatası. Salata değil bu yani. Hırt 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 bitti. Tembel salatası. Domatesi 4, salatalığı 3'e böl. Hop. Söğüş. Söğüştür efendim. Huriye Hanım. Eyvah. Siz sevmiyorsunuz böyle soruları biliyorum. Neyse, söğüş gibi bir soru bir daha gelmeyecek karşınıza. Daha ayakları yere basan sorular var elimde. Mesela bu. Zenginlik, varlık, mal, mülk anlamında bir sözdür. Zenginlik. Bütün zenginliğini, varlığını, malını, mülkünü kaybetti. Bütün nokta noktasını kaybetti. Çok gelmiyor. Alım ya. Harf alayım, evet. Hadi güzelinden, hadi güzelinden. Pek güzel değil mi? Büyük nokta nokta sahibi. O onların nokta noktası. Say say bitmez. Oo, şu butona bak, nokta nokta da yerinde. Gelmiyor aklıma. Buyurun. Bir harf alayım. Buyurun. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak karşımıza çıkar. Servet. Servet, 400 puan da yerinde. Kaç harf aldın? 4 İki orada, bir orada, 3 tane harf üç aldınız. Al. Bir tane daha harf alma hakkınız var. Kaç saniye arttırmıştım? Hiç saniye arttırmamıştı Cenk Bey. Tamam. Bir saniye arttırsanız yeter. Tamam, bakalım. Özür dilerim. Bir saniye arttırmış tamam. Cenk Bey. Sizin 2 saniye arttırmanız gerekiyor. Hakkınızı yiyordum az daha Cenk Bey. Buyurun efendim, yeni soru. Kara kıta. Kara kıta. Hangi kıta kara kıta? Afrika. Afrika. 600 puan değerinde. Şimdi efendim dikkat. Hani bu seri sorusu gibi. Dikkatli okursanız çabuk cevaplarsınız. Bir bakalım. Dönerek işleyen, bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya daha çok kanattan yapılmış alet ya da alet parçası. Pervane. Nedir efendim o? Pervane. Pervanedir efendim o. Haydi gelsin yenisi. Aynı hızla cevaplanacak tipte bir soru görelim. Genellikle süsleme amaçlı kullanılan şerit kumaş. Kurdele. Kurdele. Buyurun 700 puan. Tamam. İki kelimeden oluşuyor. 8 harfli bir cevap. Mastarla bitiyor. Takılmazsın Suriye Hanım. Buyurun. Kolay soru. Çeliği hızla soğutarak sertleştirmek için uygulanan bir yöntem. İki kelime. Su dökmek değil. Çeliği bilmiyorum. Hızla soğutarak sertleştirmek için uygulanan. Bilmiyorum da çok uzağa gitmemenizi tercih ediyorum. Suyla mı ilgili? Bilmiyorum. Siz söyleyeceksiniz onu. Çeliğe. Su. Kal geldi. Efendim o söylediğiniz su dökmek, çok affedersiniz, küçük abdest bozmak. Çeliğe. Çeliğe su dökmek olmaz, ayıp. Çeliğe. Su basmak.
Su basmak. O üst katları olur. Çeliğe. Su. Nikolay Ostrovski ve Çeliğe. Neydi o kitabın ismi? Su. Al çelik. Bu da senin hakkınmış. Su atmak desin. Hayır, olmuyor. Su atmak olmuyor. Olmaz. Olmaz. Harfim eksik. Harf alayım. Alacak mısınız buradan? Yani çıkmadı. Tüh. Umarım güzel yerden gelir. İnşallah güzel yerden gelir. Su vermek. Su vermek. Sonunda gelen doğru cevap 700 puan verdi bize. Ama elimizdekini de aldı götürdü mü? Evet, artık harf alma hakkımız yok. 58 saniye var. Yapın onu 59 kendi kafanızda. Geriye de kalmış efendim 5 tane soru. Hallederiz biz onu. Buyurun gelsin. Küçük küçük dörtgenlerle desenler. Piti kare. Piti kare. Piti kare. Ya da piti kare. İkisi de olur. 800 puan da yanındadır. Şimdi iki kelimeden oluşuyor. Bu bir hamur işidir efendim. İsmini nereden alıyor? Zaten soru ondan bahsediyor. Buyurun. Adını bir çiçeğe benzer şeklinden alan hamur işidir. Bir çiçeğe. Gül böreği. Gül böreği 900 puan daha. Hadi bakalım. Hiç harf almayacağız. 3 tane soru kaldı geriye. 48 saniyede cevap vereceğiz. Üçüne birden. Buyurun geliyor efendim. Bir çocuk oyunundan yola çıkarak mecazen yakalamak anlamında kullanılan bir söz. Mecazen yakalamak. Saklandığı yerde yakalamak anlamında çok yaygın değil ama. Ebelemek değil. Güzel. Güzel. Sobelemek. Nedir efendim? Sobelemek. Sobelemek efendim. Geriye kaldı 2 tane soru. 10 harfli cevaplar. Bir tanesi ikileme. Tamam. O son sorunuzun cevabı. Hı hı. Şunu da hallettik mi? Bence o ikilemede çok takılmayacaksınız zaten. Buyurun gelsin. Birine özel olarak verilen ve saklı tutularak yürütülmesi... Gizli görev. Nedir? Gizli görev. Bir de yüzünüzdeki ifade, aman bu mudur zor soru der gibi. Emin olamıyor insan aslında bu olabilir mi diye. Bana göre zor soruydu. Bana sorsalardı ben biraz harf alırdım. Tamam hani vazifeden filan görevi çıkartırdık filmleri. Da. Mesela. Sağ olsun. Buyurun. Son soru son cevap efendim. Bu bir ikilemedir. Pınarlarında ve kirpiklerinde kurumuş akıntılar bulunan gözler için kullanılan çipil, bir ikileme. Çipil. Nasıl nasıl? Çipil. Çipil çipil. Çipil çipil gözleri. 1000 puan daha kattı kasaya. 9400 puanın üzerine 16 saniye kattınız. Yani 15 saniye farkla şu anda birinciliğe yerleştik. Son noktayı Özge Hanım koyacaktır. Ne olursa olsun Hulya Hanım. Hocam alkışlar. Çok güzel.